Biraz daha ister ama. Yani mide tavayı biraz daha bekletelim. Evet. Hadi bunu alalım, yiyelim. Ha. Eti bol bol yiyin, öyle bir durum oluştu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Niğde. Ülkenin birçok bölgesini geziyorum. Sanırım 72. şehir olsa gerek Niğde. Çok az şehir kaldı, tamamlamadım. Hepsini tek tek gideceğim. Niğde'de dediler ki Bor'a git. Hiç vakit kaybetme Niğde merkezde. Bor'da Niğde tava ve Bor söğürmesi ye diye. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce kasaba gideceğiz. Kasap bize hazırlayacak. Sonra fırına götüreceğiz, pişireceğiz. Sonra burada böyle bir alan var, yeme alanı. Burada hep beraber yiyeceğiz. Şimdi bakalım bu Bor söğürmesi nasıl yapılıyor? Fiyatı nasıl, lezzeti nasıl, hepsini anlatacağımız bir video olacak. Başlıyoruz. Selamünaleyküm Aydışlar. Sağ olasın abi. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın abi, siz nasılsınız? Eyvallah. Dediler ki Niğde'ye git, Bor'a git. Bor'da Bor söğürmesi ve Niğde tava yaptır kendine dediler. Biz de gelmiş bulunduk. Evet abi. Nedir bu Bor söğürmesi, bir anlatır mısın abi bana? Bor'a mahsus bir yemeğimiz bu. Hı-hı. Ne var içinde? Biber, sarımsak, kuzu eti, üstüne kuyruk yağı. Kuzu eti ve üstüne kuyruk yağı. Bir fırın yemeği. Evet. Ama bir kasapta yapılıyor. Kasaplar yapar, evet. Kasaplar yapar, yan tarafta fırın var yan herhalde. Yan taraf fırında pişer. Fırında da pişer. Evet. Ben şöyle geleyim, arkadaşlar yapıyor herhalde. Tamam, bak abi. Şöyle geleyim. Tamam. Hazırlasınlar. Evet abicim, kuzunun kaburgasında. Değil mi? Evet abi. Kaburgasından etler gel böyle hazırlanıyor. Bel sırt kısmı. Şöyle kemikler. Bir de Niğde tava da isteyeceğim sizden ben yapmanızı. Şöyle kemik tarafından 1 kilo. Önce kişi başı sanırım yarım kilo kullandılar. Evet, yarım kilo abi. Şöyle 1 kilo kadar eti buna kullanacağız. Ufak ufak böyle etleri içine ayırıyorlar. Fırına yollanacak bu et. İçinde ne dedi? Sarımsaklar olacak. Bazı sebzelerle beraber fırına yollanacak. Güzelce zarları ayrılıyor üzerinden. Bir kasap yemeği. Bu bölgede aslında buradan çıkarsanız Adana'da da vardır bu kültür. Kilis'te de vardır. Hatay'da da vardır. Adıyaman'da, Antep'te, her tarafta vardır. Kasaplar sizlere yemek hazırlarlar istediğiniz gibi. Fırına yollamalık. Şöyle. Etler hazırlanıyor bir yandan. Buraya mal olmuş bir yemek. Bizim de ilk Niğde videomuz oluyor. Daha önce Niğde'de bir video hazırlamamıştık. Niğde'nin de kendine has böyle bir lezzeti varmış. Şöyle ufak ufak dövüyor, ufak ufak ayırıyor etleri. Değişik bir hazırlama çeşidi var. Bir yandan diğer arkadaşım da tavamızı hazırladı. İçine biberler, sarımsaklar ekledi. Şöyle göstereyim. Birazdan bunları fırına yollayacağız. Ve bu Bor söğürmesi haline gelecek. Evet efendim, şimdi etler böyle hazırlandı, güzel güzel ayrıldı. Şöyle bölüm bölüm kesildi, didiklendi diyeyim hadi altına. Sonra kemikleriyle beraber tepsiye bu şekilde eklendi. Bu iki kişilik olarak hazırlandı. Şimdi fırına doğru gönderilecek. Başka bir şey yok değil mi abi, bu kadar? Kuyruk var. Ha, kuyruk yağı var. Ha tabii. Fırında kurumasın diye üzerine kıyma yapılmış, kuyruk yağları var. Onlar eklenecek. Maraş'ta da buna benzer yan yana yemeği var ama yan yana daha farklı şeyler var. Domates de var onda. Bu daha farklı bir biçimde sunuluyor. Adına da Bor söğürmesi deniyor. Bu şekilde kuyruk yağıyla beraber sanırım hazır hale geldi. Biraz da baharat tuz atılıyor. Sonra geçtik Niğde tavaya. Yine. Yine kuzu eti. 2 kilo 250 gram. Tamam. Ben amcamın bu da 750 İnşallah. Gram hazırlanacak. Evet. Bol etli bir durum buradaki. Şöyle kısa şekilde doğranacak. Sonra bu da yine fırına gönderilecek. Onun da altı böyle yine domatesler, biberler, sarımsaklarla yapıldı. Üstüne de etler gelecek işte. Şöyle etler kuşbaşı doğranıyor. Hazırım bakıyor, hemen bakıyor. Siz masaya oturun, öyle getirin. Dolmasalar ya. Siz şuraya oturun, daha yine çıkmaz. Sen orada yesin abi. Ben böyle yesin abi. Daha yine işte.
Evet, etler hazır. Kuşbaşı şeklinde doğrandı. Biber, domates, sarımsaklı bir şeyin üzerine kondu. Şimdi artık fırına gitme zamanı. Biraz da üzerine yine kuyruk yağı, yine tuz gelecek. Ya böyle bir ürünün lezzetsiz olma ihtimali var mı? Tabii ki yok. Beraber fırına gidelim. Evet, aldık gidiyoruz fırına. Dediğim gibi bölgede bu kültür yoğunluk da var, diğer şehirlerde de. Hayırlı işler, kolay gelsin. Şöyle. Evet. Odun fırınına yolladık. Kaç dakika bekleyeceğiz tam bu yemekleri biz? 45 dakika. 45 dakika bekleyeceğiz. Yemekler şu şekilde gelecek. Sonra güzel tadına bakacağız. Ondan sonra... Gönder abi. Şöyle hafiften bir tekrar fırına yollayacağız. Buyur abicim. Odun fırınının ayrı bir güzelliği var, onu yaşayacağız şimdi. Ve yaklaşık bir yarım saat beklemeniz gerekiyor bu yemek için. Evet. Hemen pişmiyor. 45. 45 dakika, yarım saat. Evet. Bekledik ve ödülümüzü alacağız birazdan. Şu biraz daha ister ama. Yani mide tavayı biraz daha bekletelim. Evet. Abi bunu alalım, yiyelim. Hı. Sen o hazırdan önce geri gönder bize onu. 15 dakika ister. Tamam, biz bunu yeriz o arada. Tamam. Gönder abi. Şöyle. Eyvallah. Üzerine de güzel bir ekmeğimizi ver. Hı. Eyvallah. Eline sağlık. Ödülümüz geldi. Bir 25 dakika bekledik. Bunu 30 dakika kadar bekledik. Az önce biraz sonra da tavamız gelecek. O da 15 dakikası varmış. O pişene kadar biz bunu yiyelim. Mide tavaya bor sövmesi. Ağzım sulu sulu. Çünkü saat 3'e geliyor hemen hemen ve ilk öğünüm. Çok güzel görünüyor. Sağlam bir et yiyeceğiz. Sıcacık da böyle. Çatal bıçak istedik. Neredeyse bize kavga edeceklerdi. Çatal bıçak istemeyin siz. Kemikli et şahane. Hem et seçimiyle hem de pişirmeyle oldukça iyi hale getirmişler. Tuzu bir miktar azalttırabilirsiniz. Sadece tuzu biraz fazla olmuş gibi. Uyarırsanız tuzu biraz azaltsınlar. Ama et çok başarılı. Birazdan hesabı da ödeyeceğiz bakalım ne kadarmış, fiyattan hiç sormadım. Bunda 1 kilo kemikli et var, diğerinde de 750 gram et var Nide'de. Tavamız da geldi, eyvallah abicim, teşekkürler. Onda da bol sarımsak, biber, domatesli bir tavaya dönüşüyor. Şöyle parça etten de alayım, kemiksiz tarafından. Etle resmen mücadele ettim ama... Güzel bir et. Bu yarıda bulunabilirsiniz burada. Bir. Eti daha az pişirebilirler. Böyle pişmiş sevenler için iyi, ideal. Suyunu da kaybetmemiş. Ama sanki ya... Bir 2-3 dakika önce alt vermiş durumdan. Daha lezzetli hale gelirmiş bu. Dediler ki bunu elle ye, bunu da ekmekle yiyeceksin dedi. Bunu da yeme şekli şöyle. Bol biberle sarımsağın arasını alıyorum. Bu Maraş'ın yan yanasına çok benzemiş. Buram buram et. Çok iyi bir hale getirmiş olayı. Böyle ekmeği çok az tüketin, eti bol bol yiyin. Öyle bir durum oluştu. Bir ilin bir ilçesine geliyorsunuz, Niğde'ye geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bulamayacağınız eti burada yiyorsunuz. Çok lezzetli bir ete dönüşmüş gerçekten. Niğde tava. Tek başına lezzetli. Bu da kemikli bir et. O diğer tarafları da çok lezzetli.
Yani derim ya hani wow olduğum bir yemek. İşte bu wow olacağınız bir yemek. Katkısız, sanayileşmemiş, doğal. Belki 30-40 sene önce de böyle yapılıyordu bu yemek. Şimdi de böyle yapılıyor. O anlamda çok lezzetli. Sarımsak, domates, biber basit aslında. Ama buradaki mevzu bir, etin doğru seçimi, doğru bölgelerden seçimi. İki, pişirim. İkisi de arka arkaya ideal olmuş. Bu ne ya? Bu ne ya? Of. Of diyorum yani. Uzun zamandır gerçekten bu kadar keyif aldığım bir video hatırlamıyorsunuzdur. Bu kadar böyle övdüğüm. Çok çok başarılı. Bu ne ya? Bundan sonra şart olsun diyor. Ben bütün Ankara-Adana seyahatlerimde Niğde yolum düşüyorsa Bora uğrarım. Şu Niğde tavadan yerim. Bu da güzel ama tercihim bu yönde olur. Benim damak tadıma daha uydu burası. Böyle şimdi masayı sıyıralım. En son hesap öderken fiyatlardan bahsederim. Sonra da yavaş yavaş videoyu kapatırız. Bana müsaade şimdilik. Birazdan görüşürüz. Ve sofrada gördüğünüz üzere hiçbir şey kalmadı. İki kişi bütün hepsini bitirdik ya. Böyle de oburuz. Şimdi şöyle yaptık. 1 kilo 750 gram et almış olduk. Kuzu. Fiyatı 250 lira. Yan tarafta fırında da 25 lira dedik. 275'e gelmiş oldu bu iki yemek. Yani şu piyasada, şu şartlarda böyle bir kaliteli et için bence hani ucuz da diyemem, pahalı da diyemem. Ortalama fiyat oldu. Ama burayı Ermişler Et'te mutlaka listenize alın. O Niğde tavasına bayıldım yani. Çok güzel, çok lezzetliydi. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.